Bakın, kanun koyucu en çok neye tepkili? Verinin bozulmasına ve verinin silinmesine. En çok tepki bunadır. Çünkü silinen veriyi, evet, az önce değil mi, geri getirilebiliyor. Ama niye kasayım? 1 megabaytını bazen 10 dolara getiriyorlar. Düşünsenize, 100 megabaytlık 1 GB'lık veri olduğu zaman çarpı 10 dolar çok yekün, yani geri geliyor ama ne gerek var buna zahmete gireyim. O yüzden bilişim sisteminin engellemek, bozmak daha ağır cezalık. Yine asliye cezada görülüyor bunlar. Ama kanun koyucu daha sert yaptırım yapıyor. Şimdi kredi kartları, artık eskiden bunlar çok fazlaydı. Şimdi kredi kartlarına çip kullanılmasından sonra kredi kartlarının kötüye kullanılmasına ilişkin şey biraz daha indi. Ancak fiziksel olarak senin kredi kartını ele geçireceğim. Şifreni ele geçireceğim. Öyle yaparsam bu suç işleniyor. Ama artık kredi kartının kopyalanması, özellikle bunda nasıl kopyalıyorlardı arkadaşlar? Şurada track, sizin bütün bilgileriniz şuradaydı. Track 1, track 2 diye bir kayıt var burada. Şifreniz de buraya yazılı. Papağan diye bir cihaz vardı. Bununla kopyalanıyordu bu track 1 ve track 2'ler. Buradaki bilgilerin hepsi ve şifreniz burada kayıtlıydı. Daha sonra istediğiniz boş işte shell kartlarla kaydediliyordu. Bu şekilde satılıyordu bunlar. İçinde işte 100 dolar, 300 dolar olan hesabı 5 dolara satıyorlardı. O şekilde yapılan bir şeydi. Ama şimdi çip geldi. Banka ve kredi kartlarının korunması hakkında kanunda çip zorunluluğu gelince dünyada da bu şekilde. Bu çipi hani kırmak zor. Ha, kıran da ben kırdım demez zaten. Ama şu an emin olun eski, yani yeni suç yok kredi kartlarıyla ilgili. Hep eski veyahut da bizlerin verdiği bilgilerle, işte ön bilgiyi veriyoruz. Arkadaki CVV'nin 2 numarasını veriyoruz. Bununla yapılıyor ama bunun kopyalanması şu aşamada mümkün değil. Bakın arkadaşlar, size şöyle bir şey söyleyeceğim. Etkin pişmanlık nedir? Nedir etkin pişmanlık? Pişmanlık, özür dilerim değil mi? Mesela pişman olursun, özür dilersin. Kapatalım aradaki işi. Mesela diyorlar ya işte, hani gel aradaki işi kapatalım, özür. Ceza hukukunda etkin pişmanlık zararın giderilmesidir arkadaşlar. Yani bu tamamıyla müştekinin inisiyatifine kalmıştır. Ya zarar nedir? 10 bin liradır zararı. 10 bini karşılarsın. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanırsın. Cezan düşmez. Sadece cezanda indirim olur. Ama müşteki derse ki ya tamam arkadaşım benden özür dilesin. Ben etkin pişmanlığı kabul ediyorum. Da olabilir. Ama etkin pişmanlık özür dilerim değil. Zararın giderilmesi. Bakın, kredi kartları ile ilgili hususta etkin pişmanlık hükmü var. Hırsızlıkta etkin pişmanlık var. Gaspta etkin pişmanlık var. Dolandırıcılıkta etkin pişmanlık var. Yani zararın giderilmesi. Ceza Kanunu 163. maddesini lütfen okuyup not alın. Ceza Kanunu 163. Bu ileride size çok fayda getirecek. Çünkü avukatlık savunma demek inkar demek değil. Gidişata göre etkin pişmanlıktan müvekkilinizi yararlandırırsınız. Cezası 2 yılın altına düştüğü zaman hükmün açıklanmasının geri bırakılması diye bir seçenek olabilir. Ne olur hakimin takdiri indirim sebeplerinden yararlanırsınız. O yüzden Ceza Kanunu 163. maddeyi okumanıza sağlık veririm. Az önce 245'ten bahsettim. Arkadaşlar, CMK 134, 135, 138 az önce hocam da zaten değindi. Bilgisayarlarda arama el koyma. Birinci kural şu: başka surette delil elde etme imkanı olmayacak. Ama bizde öyle yok. Hemen bilgisayarlarda dijital verilere hemen el konur. İki, hakim kararı olacak. Bakın, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının kararı var ama savcı o kararını hakim onayına sunmak zorunda. Hakim reddederse hemen cihaz iade edilir, alınan yedekler imha edilir. Mutlaka ve mutlaka hakim kararı olacak.
Kim hakim? Sulh ceza hakimi olacak. İşte yeni kanunlarla sulh ceza mahkemeleri kapatıldı. İşte onlar asli ceza mahkemesi oldu. Bu tür kararlara telefon dinlemesi, işte internet sitelerinin engellenmesi, bilgisayarlarda arama el koyma kararlarını sulh ceza hakimi veriyor. Mahkemesi değil. Onlar hakimliktir. Hakim kararı olmak zorunda. İki, o an şifresi çözülemeyen, yani sisteme girilemiyorsa yedeği alınır. Yoksa asıl inceleme orada yapılmak zorunda. Tamam arkadaşlar? Eğer şifresi, o an girilmesi mümkün değil ise yedek alınıyor. Üç, istenmesi halinde yedek veriliyor. İstemezsen, ya bana yedek vermeyecek misiniz? Arkadaşlar o sıra bizden istemedin. Yani yedeğin verilme şartı, yani yedeğini aldım, al bir yedek sana değil. Sizin istemeniz lazım. Ya da işte yani siz derken işte avukat arkadaşların istemesi lazım. CMK 135 arkadaşlar, bu yeni düzenlemeyi şey yapmamışım. Bu da telefonların, iletişimin dinlenmesi. Bunda da arkadaşlar MIT'in, şeyin, jandarma istihbaratın, polis istihbaratın, gümrük muhafazanın telefon veya iletişimin tespitini talep etme hakları var. Her biri yazılı emirle bunu yapabiliyorlar, gecikmesinde sakınca olan hallerde. Ama kararı hemen yetkili hakime bildirmek zorunda. Hakim, hayır arkadaşım sen burada haksızsın, dinleyemezsin derse iletişimin tespiti ortadan kalkıyor. Mutlaka ve mutlaka hakim kararı olması lazım. Az önce Damla Hocam da söyledi, katalog suçlar var. O katalog suçlarda bu iş var. Ama şu aşamada arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesleğe girdiğiniz zaman göreceksiniz. Çok basit. Mesela hırsızlık suçu var mı katalog suçlarda? Yok. Dolandırıcılık var mı? Yok. Hakaret var mı? Yok. Ama 8. maddeye bakın. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Kafadan örgüt kapsamında işlenen bir suçu tespit ettik deyip herkesin dinlenmesi mümkün ki geçmişte işte bu şekilde yaptıkları için tip bu yüzden kapatıldı. Yani kötüye kullanıldığı için. Şimdi arkadaşlar 5651 sayılı kanun önemli bir kanun. Burada bilmeniz gereken kavramlar, az önce söyledim ya TCP/IP, DNS. Burada da bu dört şeyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Erişim sağlayıcı, yer sağlayıcı, içerik sağlayıcı, alan adı. Alan adı nedir? İnternet sitesinin kendisi aslında. Tamam mı arkadaşlar? Erişim sağlayıcı kim? Sizi internete çıkartan. Yer sağlayıcı sizin internet sitenize barındırıp yayınlatan. İçerik sağlayıcı o internet sitesine giriş yapan. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Hürriyet gaz, Facebook. Facebook'tan verelim. Facebook sizce ne? Şunlardan hangisine giriyor? Veya Facebook'ta hesabınız var. Ne? Yer sağlayıcı mı? Efendim? Erişim. Hı? Yer sağlayıcı. Peki Facebook'taki sizin hesabınız ne? İçerik sağlayıcı değil mi? Peki diyorsunuz bugün çok mutluyum işte. Beşiktaş'ın maçı var. Bursa'yı da 3-0 yeneceğiz. Yazının altına da yorum var değil mi? Bir şeyler yazıyorsun. Bakın bir anda sen ne oldun biliyor musun? Hem erişim sağlayıcı oldun, hem yer sağlayıcı oldun, hem içerik sağlayıcı oldun. Çünkü sen bir anda yazınca altında şeylerin olmaya başladı. Yazı girilen alan çıktı. Demek ki internette ya tamam Facebook yer sağlayıcı değil. Bir anda Facebook hesabı olarak sen yer sağlayıcı oldun, erişim sağlayıcı oldun, içerik sağlayıcı oldun. Tamam. Mesela Hürriyet Gazetesi, .com.tr haber var. Haberin altında içerik var. O haber ne? İçeriği yapan basın elemanı. Ama bir anda altta forum oldu. Sen foruma bir şeyler yazdın. İçerik sağlayıcı sen oldun. İşte o yüzden bu 5651 sayılı kanundaki içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı kavramları değişken olabiliyor. O yüzden çok dili de çok sadedir 5651 sayılı kanunun. Okumanızda fayda var. Bunun da bana göre önemli olan
Dokuzu, 8. ve 9. maddesi zaten hocalarım bunun üzerine durdular. Ben de şöyle bir açayım da inşallah çalışır diyeceğim ama bunda şey yok galiba. İnternet var da şey yok. PDF. Şimdi arkadaşlar, hepinizin başına gelip varmış, tamam, güzel. Bakın şurada kavramları var. Bir hukukçu olarak mutlaka birinci ve ikinci maddeleri okuyun arkadaşlar. Amaç ve kavramlar. Tamam mı? Hani bir anda bodozlama ben 8. maddeye bakayım demeyin. Ya da işte 240. maddeye bakayım demeyin. Çünkü tanımlarda ve amaçta size o kanunla ilgili yol gösteriyor. Kurumları gösteriyor. Başvuracağınız yerleri gösteriyor. Bakın burada bir 9. madde var. Şeye hiç girmeyeceğim. İşte idarenin kendi kapattığı erişim engelli. Zaten erişim engelli. Site kapanmıyor. Siz VPN'le veya işte ne bileyim Amerika'dan şuradan buradan girebiliyorsunuz. Burada 9. maddeye gelelim. Arkadaşlar bana göre şöyle bir şey var. Devlet vatandaşın hakkını korumadığı müddetçe devlet olamaz. Yani işte yasa dışı internet sitesini kapatıyorum. Hayır abicim, bana hakaret edilen internet sitesiyle ilgili sen ne yapıyorsun? Önemli olan o, değil mi? O yüzden bu 9. maddeyi getirdiler ama işte siyasilerin bir takım kaygılarından dolayı geldi. Çünkü kendileriyle ilgili haberler durmadan döndüğü için geldi. Şimdi internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilen kişi ne yapabiliyor arkadaşlar? Eskiden mahkeme ön şart şeye başvurmaktı. İnternet sitesine başvurmaktı. Şimdi o kalktı. Direkt suç ceza mahkemesi hakimliğine, yine mahkemesi değil, suç ceza hakimliğine başvuruyorsunuz. İçerik engellenmesini talep ediyorsunuz. Bunu kim yapıyor? Bunu da Erişim Sağlayıcılar Birliği diye bir birlik kuruldu. Orası yapıyor. Aynen işte Hürriyet, yine Hürriyet'ten örnek vereyim. Hürriyet Gazetesi, Com.tr falan falan bir link. O linki yapıştırıyorsunuz mahkemeden. Ama ben size bir şey vermek istiyorum. Uygulamada şöyle yapın. Delil tespiti davası açın arkadaşlar. Çünkü az önce hocalarım da söyledi. İnternette yapılan yayın ortadan kaldırılabilir. Arkası suç. Devam edeceğim. Delil tespiti yaptırırsanız, delil tespiti demek mahkeme aracılığıyla bir bilirkişi atanıyor ve öyle bir internet sitesi var mı yok mu? Ne şekilde? Şu şekilde böyle bir tespit yapılıyor. Bu ne yapıyor? Hakim onayıyla olan bir belgeniz oluyor. Yani savcılıkta ileride açacağınız tazminat davasında bu delili kullanabiliyorsunuz. Delil tespiti hususuna, hatta bu kavrama bakın HMK'da göreceksiniz zaten bunu da, usul dersinde. Delil tespitiyle o internet sitesini tespit ettirin. Ondan sonra hiç merak etmeyin. Silinse bile, davanız 3 yılda sürse sonuç itibariyle elinizde bir hakim kararı var. Siz arkadaşlar yine BTK'nın internet sitesine girip oradan da talep edebiliyorsunuz. O neye bakıyor biliyor musunuz? Kişilik haklarından ziyade daha müstehcen yayınlar var ise, işte maalesef özellikle bayan kadın arkadaşlarımız bu konuda mağdur oluyor. Onların mağduriyetlerini hemen idare tamamlasın diye BTK'da bir birim oluşturdular. Eğer orada bu tür yayınlar var ise hemen BTK'da devreye girip bu yayınların engellenmesini yapıyor. Az önce Damla Hocam müstehcenlikten bahsetti. Türk Ceza Kanunu 226. maddesi galiba, değil mi? Müstehcenlik 226 olması lazım. Bakın orada der ki, doğal yoldan olmayan cinsel ilişki. Yargıtay 5 ceza dairesinin bir kararı var. Ve hatta bu Anayasa Mahkemesi'ne de gitti. 2016'daki 15 şeyle. Devlet sizin ne şekilde cinsel hayatı yaşayacağınızı listelemiş. Ve bu şekilde mesela işte bazen fantazi gereği işte insanlar görüntüyü alıyorlar. Eğer doğal yoldan olmayan bir cinsel ilişkiyi görüntüye alırsanız fantazi diye, bu bir yerden ortaya çıktığında hem kadın hem erkek
Türk Ceza Kanunu 226. maddesine göre doğal yoldan olmayan cinsel içeriği görüntüye alıp yürürlüğe koymaktan ceza alıyor arkadaşlar. Bununla ilgili maalesef benim bir bilgisi olduğum, şu an kesinleştiğin için söylüyorum. Kadının haberi yok böyle bir görüntüden. Belli bir aşamadan sonra görüntüden haberdar oluyor. Ayrılıyorlar ve erkek kadına şantaj yapıyor. Benden ayrıldığın için işte ben böyle böyle yapacağım diye kızın ailesine gönderiyor bu görüntüyü. Ve biliyor musunuz savcıya şantajdan suç duyurusunda bulunuyor kadın. Kadına da erkeğe de doğal yoldan olmayan cinsel ilişkiyi görüntüye almaktan ceza davası açılıyor. İkisine de ceza veriliyor. Ya. Ve Anayasa Mahkemesi de yani çok şu an bu şey Anayasa Mahkemesi'ne gitti ama merak ediyorum. Ben raporu yazdım. Ya dedim kadının haberi yok. Yani haberi olsa da böyle bir şey yapsa diyor ki işte son saniyesinde haberi vardı. Böyle bir şey. Yani o yüzden 226. madde çok bilgisayarınızda bulunması bile çok ağır suç arkadaşlar. Doğal yoldan olmayan bir cinsel ilişkiye ilişkin görüntü. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru cevaplar kısmında yardımcı olmaya çalışayım. Teşekkür ediyoruz Çağatay Bey'e. Tüm panelistlere tekrar teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiler. Şimdi salonumuzda bulunan ve sabırla dinleyen arkadaşlarımıza kafanıza takılan ya da sormak istediğiniz herhangi bir husus var mıdır diye bir sorayım. Evet, derin bir sessizlik. Evet. Pardon. Mikrofon varsa yok, yani kayda girsin. Duyuyoruz ama kayda girsin. Tekrar olacak ama. Evet, Ezgi Çiğdem Yıldırım, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. Burada staj yapıyorum. Daha önce toplulukta uzun zaman çalıştım. O yüzden çok mutluyum bugün burada olduğum için. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve hocalarıma. Benim sorum Ayşenur Hanım'a. Son zamanlarda ben özellikle bankalardan ve birkaç alışveriş yaptığım siteden mail alıyorum. İşte şu tarihe kadar olur mesajı vermezseniz bir daha şu hizmetten faydalanamayacaksınız ya da şöyle olacak diye bir düzenleme var anladığım kadarıyla. Bir tarih belirlemişler. Bu düzenlemeye ilişkin bana söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Biz de evet mi demeliyiz, hayır mı demeliyiz, mailleri nasıl cevaplayalım? Aslında yaptıkları hukuka aykırı. Evet. Bu konuyla alakalı düzenleme elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunla geldi. 63-65 sayılı kanun. Kanunun uygulanmasından da Gümrük Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nde e-ticaret dairesi var sorumlu. Bir internet siteleri de var şikayetleri aldıkları. Şimdi adresini hatırlayamadım ama bu tarz şikayetlerinizi iletebiliyorsunuz. Şimdi kanun öncesi dönemde bizim rızamızda ya da rızamız dışında aldıkları iletişim bilgilerine, mail atmalarına ya da SMS atmalarına ilişkin düzenleme yoktu. Ancak kanunla bir düzenleme geldi. Kanun 1 Mayıs 2016'da yürürlüğe girecekti. Ve kanunun yürürlüğe gireceğini duyan ticari firmalar o dönem çok olmuştur hepinize eminim. Mayıs-Haziran ayında öyle bir yığıldılar ki işte çıkmak için hayır deyin, şu kampanyamızdan işte dahil olmamak için hayır deyin, red yazın bilmem kaça gönderin. Kanun şunu söyler, sizin rızanız içinde ya da dışında size dair herhangi bir ticari iletişim amaçlıyorsa bir firma önce sizden rıza almak durumundadır. Sizin rızanız olmadan ilk mesajı dahi atamaz. Ama görüyorsunuz ilk mesajı atıyorlar, çıkmak için red yapıyorlar. Evet dünyada bu yönde de sistemler ama var ama biz Avrupa Birliği'ne esas aldık. Opt-in deniyor bu yönteme. Opt-out değiliz yani biz çıkmak istiyorum deyip çıkacağımız değil. Girmek istediğimizde rızamızla vereceğimiz. Şayet daha önce rızanızı da verdiyseniz olabilir. YKM'nin müşterisisinizdir. Formu doldururken mail adresinizi vermişsinizdir. Ha, o firma yapabilir bunu.
ve daha sonra çıkmak istediğinizde kolayca red yazabilirsiniz. Ama hiç bilmediğiniz, atıyorum, SBC yazılım, hayatınızda duymadığınız, iletişim bilgisini de nereden aldığını bilmediğiniz bir firmadır büyük ihtimalle. Kendi rızanızla iletişim bilginizi paylaşmadıysanız bu tarz mesajları şikayet edebilirsiniz. Lütfen edin de. Edin yani. Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın bunun için bir sitesi var. Çünkü 63-65 sayılı kanuna aykırı. Hatta bir yönetmelik de çıkardılar. Ticari iletişime ilişkin yönetmelik. Bu ticari mail atan firmaların sorumluluklarına ilişkin. Çok büyük firmalar yapmıyor bunu zaten. Böyle korsan, işte yasa dışı sizin...